Canlarım, hepinize günaydın. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız bol, keyifli, sağlıklı, huzurlu, mutlu vakitler diliyorum. Evet, Göktuğ'uma yine ekmek kızartmasını seviyor ya. Bunun birini ben yiyeceğim, birini ona bırakacağım. Gene ekmek kızartması yapacağım, onu çok seviyorum. Dün hepsini yedi. İşte Göktuğ'umun kahvaltısı. Takipçilerimden bir tanesi yazmış ki sizin kahvaltı şekliniz çok sağlıksız, çok değişik. Ya çocuk bunu istiyor, şimdi her zaman yapmıyoruz. Başka, bundan başka çocuk ne ister, ne yer? Yani çocuklar böyle. Onda şu var, bunda şu var, şu var. Siz ne yediriyorsunuz ben merak ettim. Onu yazan kişiye diyorum. Siz ne yediriyorsunuz? Ben merak ettim. Kimisi diyor ki patates kızartması sabah mı yenir? Patates kızartmasını bu zamana kadar ya köftenin yanında yenir ya da sabah kahvaltıda yenir. Nerede yiyorsunuz siz? Merak ettim. Bak Göktuğ'umun burada kırıntıları da var babasının aldığı. Bunları da yiyor. Hadi gel bebeğim, hadi gel. Hadi kahvaltını yap. Günaydın dedik biz oğlum şumla. Oğluşum, buradaki ablalara da günaydın de ablalar abi. Günaydın diyor bak benim oğlum. Canlarım benim oğlum akşam babası dedi ki eve gidelim dedi. Benim oğlum dedi ki hayır baba gitmeyelim. Ben anne babaannemde kalacağım dedi. Dedi ki oğlum seni Kur'an'a götüreceğiz, şeye götüreceğiz, dersin var. Bu akşam da ben burada kalayım dedi. Babası da kaldı, babası işe gitti. Oğluşum hadi kahvaltını yap. Hadi bebeğim. Benim kahvaltım da bu. Bu arada şöyle bir şey demiş. Gene eşsiz de yemiyor. Eşsiz de yemiyor. Sanki haspam dermiş gibi. Yazmış. Takipçinin bir tanesi. Takipçi değil de yani laf sokmaya çalışanın bir tanesi. Bunlar kurbanda geldi. Elin hayrını da mahvetmeyin. Yani o kişilere diyorum, elin hayrını da mahvetmeyin. Evet, akşam yemeği hazırlıkları. Nohut yapacağım. Şimdi et pişirdim. Azıcık alacağım onun içinden. Birazını dolaba bırakacağım. Lazım olduğunda hazırlığını koyacağım üstüne yemeğin. Yaptım pilavı, hemen pişti.
Evet, haşlamışken hepsini bir haşlayayım dedim. Bunu da ikiye bölerim. Birini fasulye yemeğine, birini yeşil fasulye ya da beyaz fasulye yemeğine yaparım. İşte hangisini canımız istiyorsa, yani tas kebabı ya da işte bundan ne sote olur, saç kavurma olur, her şey olur yani. Haşladım, bunu da kavurdum, bıraktım. Bu da buna yeterli. Suyunu koyacağım şimdi. Anam, oğlum ne ettin sen? Baba ne ettin? Ne? Pilavı koydum oğlum. Oğlum bir şeyler bitmişti ya, şundan aldım. Anam dolu dolu ellerine doldurmuş gelmiş ey oğlan. Döktü başımızın hep böyle. Onun elimizden geleni yapıyoruz canların mutlu olması için. Bugün ne yedik biliyor musun? Izgara yaptık, ızgara yedik. Döktü daha bitmedi. Daha bitmedi, dur. Bak. Evde var mı? Nerede var? Evde. Hangi evde? Bizim. O bizim evde ama. Şu an buradayız. Buraya aldı. Görüyor musun? Sana ne? Salam, sucuk, zeytin. Oğlum zeytinimiz vardı. Keşke almasaydın. Kurban oldu. Sevmiyor musun? Ne? Neye? Kara tutu alerjim yok oğlum senin. Nerede alerjim? Yok o içmiyorsun yavrum. Onu el yıkama o alerji olmaz. Yok şeyi diyor. Ne diyor? Bir şey olmaz oğlum. Onun ha habır mı diyor? Alerji yok. Yok bebeğim kara tut alerji yapmaz. Ha seni yapmaz. Seni kandırmışlar. Yok. Değiştirmeni istiyor yani bunu da. Ha? Değiştirmeni mi istiyorsun? Yok bir şey olmaz yersin bir şey yapmaz oğlum korkma. O biz, daha güzel double çikolata mı? Canlarım biz bugün şeye gidecektik. Göktuğ, ben, Sercan. He. Sercan dedi biraz rahatsızım anne ben dedi. Midem kötü dedi gidecek halim yok dedi. Hem de hem Luna Park'a gidecektik hem o şey parkına dondurma yemeye gidecektik. O da dondurmayı falan kuruya almış gelmiş. Dışarıda ya yağmurlu. Hava kötü. Gerçekten hava kötü. Ben havaya hiç bakmadım. Bakın hava kötü. Senin yumurtan da mı gitti? İyi almışsın. İyi ki almışsın. Al bunları yemek. İyi bebeğim sağ ol. Allah razı olsun. Yavrum benim. Allah razı olsun. Kurban oldu. Çocuğum buradayız diye bak neler almış neler almış. Sosisinden şeyine kadar. Çocuğuna da neler aldı. Yolda küçük almış. Çok da küçük değil yani. 1,5 litrelik. Evet. Oldu. Pilav havası da tamam. Yoğurt da koyarız. Daha ne olsun. Evet. Bu da lokum gibi pişti. Canlarım bugün karşınıza bayağı bir geç geçtim. Çünkü akşam oldu. Saat şu anda 8'e mi geliyor? Anam ben videoyu da açmadım. Dur videoyu aç. Terden ölüyoruz, sıcaktan ölüyoruz. Aşağımda, benden aşağımda soğutum var da. Şey yapmadım yani. Dedim böyle arkadan. Ben kamera arkasında kaldım. Evet şimdi yemeklerimizi koyalım. Sercan'a dedim ki oğlum dedim bir pilav üstü yapalım. Gibi ben duyamazsınız abi seslerden ki. Gerçekten Giresun yanıyor. Sercan dışarı nasıl? Bu kadar yanayım mı? Dışarıda iyi. Biz anam evde mi piştik biz? Anam ben ter boşalta arkadaş. Biz evde mi piştik böyle?
İyice boğulduk ha biz. Biraz üstüne koyacağım. Göktuğ şimdilik az yer. Ona bir şey... Biz onu da bir de o saat 4 gibi şey yaptık ya. Canlarım. Şey kızartmasını... O et kızartmasını yaptık ya ızgara gibi. Ondan sonra o tekrar istedi ondan. Tekrar istedi. Ben az yedim bundan. Çünkü koyun eti, sıcaklara koyun eti de pek yemiyorum. Ben koyun eti de yememeye başladım. Sonra yani kemik de zaten, kemikte de vardı. Şimdi ondan biraz daha istedi Göktuğ. Götürdüm. Dedim Göktuğ bak şey gene haşlıyorum. Öyle ya giderim mi derim. Şey olur. Ziyan olmasın yapayım öyle. Hepsini yedireyim yapayım öyle. Yedim mi olur giderim mi derim. Buralar. Evet. Dedim Serzan'a biraz pilavın üstüne koyayım. Biraz da sulu olarak koyacağım. Biraz da şöyle sulu koyayım. Şimdi yoğurdumuzu da şey yapalım. Bunu da böyle. Sütüm kesilmişti ya. Kesilince tabii daha yoğurdum yok. Ben söyledim sütüm kesildiğinde. Dur bakalım belki gidebilirim diye almadım. Evet. Sımbatı gene yok. Yani ben artık şundan eminim ki ben evde olayım ya da gideyim hiç fark etmiyor. Üzülmeyeceğim. Beni alıştırdı daha iyi. Yani beni ondan ayırmaya alıştırdı kendini. Yok yani kendisi. Zaten o da diyor, onu da anlatacağım da İstanbul'a doğru gideceğim diyor. Ben yani ayrıldım diye üzülmem. Zaten yok. Öyle de yok, öyle de. Yoğurtlarımızı da koyduk. Bu şekil. Şahmaran şey değil mi? Ulan değil. Yanık yanık şortla mortla yemişti. Ev hali ne yapayım ben de. Serzan'ın tişörtünü giydim. Serzan burada bırakmıştı değil miydim? Serzan dedim dün akşam. Bu duruyordu şeyde. Yıkadım da duruyordu. Sezen bu tişörtünü giyiyor musun dedim. Salaş gene iyi oluyor. Hani sen giy dedi. Ben giyiyorum şimdi salaş gene.
Yanıyor. Evet. Yani şimdi şunu da söyleyeyim canlarım, bu bizim ağzımız, birbirimizin ağzında yabancı yok aramızda. Gel de yok. Bunlardan mesela kalmış olsa bir kenara, gene ben acıktığımızda gene birimizden birimiz yeriz. Ben yerim yani. Yerim, ne olacak? Ziyan etme. Yatağını kaldırmadım ki, çünkü yatağın içinde şurada açık, sere serpe çocuk uzanıyor, ne yapsın? Baba ne diyor? Kaldırma da diyor, ben diyor uzanıyorum diyor. Haydi gel bebeğim. Haydi çocuğum. Haydi bebeğim, haydi. Canlarım bize afiyet olsun. Haydi gelin beraber olsun. Haydi çocuğum. Haydi yanıyor. Haydi yanıyor. Yanıyor. Nerede ise evin içinde. Ha böyle cıbıldak gezecek. Çok sıcak. Çok. Günaydın hepinize. Günaydın. Hayırlı mutlu günler. Hayırlı mutlu akşamlar. Diliyorum hangi saatte istiyorsanız canlarım. Yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Şu an saat 7:30. Göktuğum uyuyor. Birazdan uyanacak. Sercan'ım da işe gidecek. Onu da okula, şeye götürecek. Hazırlayacak. Ben kahvaltı hazırladım. Bir hava alayım diye şeye çıktım canlarım. Ben kahvaltıyı hazırladım. Şimdi telefonun saatine baktım. 7:46 olmuş. Ben 7:30'da kalktım. Bunları hazırladım. Evet, çayım da burada hazır. Sercan duşta. Birazdan şeyde çıkar. Kaldırır Göktuğ'u da. Bugün çocuğumu götüreceğim şeye. Veterinere. Baba oğlunu kaldırmaya çalışıyor. Yani oğlum Sercan'ım Göktuğ'u kaldırmaya çalışıyor. Öpe öpe kaldırıyor onu. Ya buna ben Mia'ya bir kere salam verdim. Bu daha önce yemezdi. Anam şimdi onu kokluya yemeye başladı. Şimdi salam, sosis. Sosis, salam, sosis diyor. Çok iştahı açıldı. Su mamasını koydum, ona batmıyor bile. Maması da haftada bir bitiyor. Haftada bir mama bitiyor. Maması, sormuşlar mamasını. Kısır maması bu. İsim olarak bilmiyorum, torbada ismi yok. Kısır maması deyince alıyorum. Kısırlaştırdım ya. Ondan sonra bu mama 60 TL haftada bir. Bizimkiler de kahvaltılarını yaptılar, gittiler. Baba oğul gidiyorlar şurada. Birazdan ben de Mia'mı alıp gideceğim. Yağmur başladı. Evet, ben de bu kahvaltı yiyeceğim. Evet, ben çocuğumu götüreceğim. Hadi bakalım. Canlarım sizler de söylediniz. Gözü akıyor ya. Gözü iltihap kapmış olabilir dediniz. Ben şimdi bunu alıp şeye götürüyorum, Mia'mızı. Veterinere götürüyorum. Hem Melanur'a uğrayacağım. Yağmur da yağıyor. Duş da aldım ama üşümesem bari. Tamam bebeğim. Tamam. Bu arada hayırlı mutlu günler. Yüz yüze günaydınlar. Hangi saatte izliyorsanız keyifli, sağlıklı, mutlu vakitler diliyorum hepinize. Tamam, gideceğiz. Bak sıkıldı bunun içine, görüyor musun? Kız bu şeyi de yemeye başladı artık. Bir kere alıştırdım ben onu. Ama tüyü, onu şeye soracağım. Tüyü dökülür diyorlardı. Yemek verirsen tüyü dökülür diyorlardı. Mama dışında yemek verirsen. Böyle bir söylenti vardı. Şimdi şeye soracağım onu.
veterinere soracağım. Hem onu soracağım. Çünkü salam sosis yemeye başladı bu. Bir haftada bir kilo mama bitirmeye başladı. Kum da alacağız tabii ki. Gözünü de baktırmaya gidiyoruz. Haydi bakalım gidelim. Dışarıda yağıyor bu arada. Evet, tamam kızım gidelim. Yeni ayakkabımı giyeceğim. Şimdi siftahını yapacağım. Ay güzel oldu ayakkabım. Haydi bebeğim haydi. Tamam çocuk. Karnın tok. Altın pek. Asansörü çağıracağım. Kızım. Sen gıyak gıyak ediyorsun da bak seni gezdireceğim ben. Biri de şöyle yazmış. Eve kapatıyor, odaya kapatıyorsunuz kediyi. Bu Mia her taraf Mia. Mia her yerde dolaşıyor, her yerde. Balkonda açık ona, her yer. Benim evimde mi yaşıyor bunu yazanlar anlamıyorum. Evet. Çekelim Mia'nın seniyle. Gri ayna. Ben şimdi çıkacağım, dolmuş bekleyeceğim. Dolmuş o tarafa geçiyor. Canlarım az önce götürdüm yani gelirken gözü iltihaplanma şunu verdi, şu 150 lira canlarım. Bu 150 lira canlarım. Çok tatlı. Melek'le ikimiz bir verdi bunu. Çok tatlı. Melek dedi ki buradakilere de şey olur dedi. Bak hep tüyleri de çıkıyor. Tüylerini sordum, tüyü de 180 lira. Tüy vitamini ben ona o kadar veremem ki. Nasıl vereyim şimdi? Şimdi veremem. Evet, veterinerden getirdim çocuğumu. Kumunu aldım. Mamasını aldım. Vitamin ilacını aldım, balık yağı. Vitamin ilacı. Bir de damlası. Evet. Bir iki. Biberim falan yok. Biber, sarımsağım da yok. Başlaymış sarımsak. Yazmamış. Sarımsağım yok, biberim yok. Charleston biber alayım. Hıyarım yok, hıyar alayım. Aslında domatesim de yok. Pazara da inemedim. Evet. Gene şoka geldim. Yalnız diyet. Ana şuraya bak ya. Diyet ekmeğine bak. Şunu alayım. Şunu 12 lira. Bu ne öyle ki? Neyse bunu alayım. Evet doya doya çocuklarımla aylık eksemi gördüm. Allah'ın izniyle doya doya yapıp yiyeceğiz. Evet canlarım, biraz oğlum verdi, biraz ben. Göktuğum'un bu akşam doğum günü var. Bu akşam şeyle de konuştuk, Sevilcan'la da. Sevilcan da şeye getirecek pastasını. Bu akşam doğum gününü kutlayacağız. Doğum günü önceden oldu İstanbul'da ama burada da biz söz vermiştik. Görüntülü konuşurken Göktuğ'a, Göktuğ senin doğum gününü bizimle de kutlayacağız demiştik. Çünkü bizsiz üzülüyordu.
Biz olmadan ilk doğum günüydü tek başına İstanbul'da kutladı. Ve üzülüyordu. Üzülme yavrum dedim. Dedik hepimiz. Elimizden gelen bir şey yoktu o an. Üzülme yavrum. Buraya gelince senin doğum gününü burada da kutlayacağız dedik. Ve bu akşam Göktuğ'un doğum gününü kutlayacağız. Gönlü olsun. Çocuklar onlar. İçi rahat olsun. Gönlü rahat olsun. Yemekten sonra böyle bir pasta keseriz. Ben de bu arada gitmeden önce içimde ukde kalmasın. Onunla daha sık vakit geçirmeye çalışacağım. Daha sık geçiriyorum zaten. Kimini çekiyorum size, kimini çekmiyorum. Hep çoğunlukla benim yanımda. Babası Kur'an'a götürdüğü zaman şimdi telefon açtım, gene söyledim. Ben dedim gidene kadar o benim yanımda kalsın. Siz benim yanımda kalın. Beni çok yalnız bırakmayın. Benim yüreğim çok acıyor dedim. Tamam dedi, burada kalacaklar. Büyük bir süre. Ben gidene kadar, yani büyük bir süre de değil, gitmeme az kaldı. Abbas yolcu gidecek. Ben gidene kadar o da yakın bir zamanda, ona da açıklamama daha gerek yok. Yalnız şunu açıklayayım. Batu'yla konuştuğumuzu açıklayacağım dedim. Batu'yla konuştuğumuzu şöyle açıklayacağım. Batu dedik anne ben ya büyük bir şehire gidip orada iş yeri kuracağım kendime. Hani iş açacağım. Uf gene yanlış. Bak ben çok üzüntülüyüm, üzülüyorum. Kesinleşti bir şeyler hayatımızda ve benim hayatımda. Ben çok üzülüyorum. Çoluğundan çocuğumdan ayrılıp gideceğim diye. Çok üzülüyorum. Çünkü evde her şey değişti. Batuhan ayrı karar aldı. Onu açıklayacaktım zaten sürekli. Onu söyledim. Bir türlü dilime getirip açıklayamadım. Batuhan diyor, ben İstanbul'a gideceğim diyor. Ben diyorum, az önce geldi gene, gitme diyorum. Her yerde iş arıyorum ben diyor. Ben gidiyorum dedim, gitme dedim. Biraz yaşın daha olgunlaşsın, daha 18'indesin dedim. Ben diyor bugün gitmesem yarın gene gideceğim. İşim için gideceğim. Üniversiteye geçeceğim. Gideceğim oraya diyor. Bir yer kuracağım orada diyor. Bir hayat kuracağım. Ben çalışıp kendi ayaklarımın üstüne durmak istiyorum diyor da şimdi. Karar işte aşamasını anlatacağım derken bunları diyordu. Bunları anlatmaya çalışıyordum. Uzun bir süre beklettim. Bunları anlatamadım. Çünkü karar değişsin istedim. Yani O verdiği karardan caydırmaya çalıştım. Caymadı. Çünkü ana yüreğim dayanmıyor. Ben desem bir sinir arasına bir ara dedim. Git çalış dedim. Sizler de yazdınız gitsin çalışsın diye. 18 yaşındaki çocuk. İnsan kıyamıyor. Bunu bir kere söylemiş bulundum. Bu da onu gurur yapmış. Ben gideceğim diyor. Ben ayrı gideceğim diyorum. Çocuklarım burada, ben gittikten sonra ayrı kalacak böyle gene. Ben de bu sefer çocuklarımın hepsine dedim ki benim mümkün olduğu kadar gidene kadar yalnız bırakmayın. Batuhan'a dedim mümkün olduğu kadar evden biri gitme. Tamam ben de yoluma giderim, sen de yoluna gidersin. Sen de işinin peşine gidersin, ben de işimin peşine giderim. Tamam dedim. Yani böyle karar alındı. O benden bir şey beklemiyor artık diyor. Ben senden beklediğim hiçbir şey yok. Sen kendine şey yap. Ben diyor kendi ayaklarımın üstüne durmaya çalışırım. Buralarda iş yok diyor. Çocuk mu yapsın? Buralarda iş yok. Ben diyor İstanbul'a gideceğim. Daha 18 yaşında. Bir an bunalıma girdi. Çocuk öfke arasında söyledi. Durdurmaya çalışıyorum. Kendimi ben gideyim diyorum yani. Sen gitme. Dur bakalım. Dur bakalım. Rabbim ne eylerse güzel eyler ama tam böyle bir dönüm noktasındayız. O kendi hayatına dönüştürme noktasına geldi. Ben gene onun için, çoluğum çocuğum için çabalama dönüşüm noktasına geldim. Ben de bu noktadayım. Ben istiyorum ki gideyim, o gitmesin bir yere. O diyor ki ben gideyim. Yürek dayanmıyor. Ben kararlıyım. Ben gideceğim. Ben kendimi feda etmeliyim. Ben gideceğim. Ben anneyim. Aha dedim ev, ben gideyim, ben kurtarmaya çalışacağım bir şeyleri. Ben onlara dağılmasını istemiyorum çoluğumu çocuğumun oraya buraya. Ben koşayım gene, bir şeylere ben koşayım. Ben gideceğim,
Dur bakalım onu durdurabilecek miyim? Durdurmaya çalışıyorum. O da ben gideceğim İstanbul'a diyor. Ben diyorum ben gideceğim. Benim gideceğim kesinleşti. Onu durdurmaya çalışıyorum. Biraz ona şey yapmaya çalışıyorum. Birkaç gün beni dinlememek için gitti gene. Daha yeni geldi. Gene konuşuyorum. Yüreğim çok yaralı. Üzülüyorum. Nereden dedim diyorum git çalış diye. Ben Giresun'da iş olmadığını bilmiyor muydum? Şimdi ben işte gitmek istiyorum. O gitmesin. O gitmesin beni terk edip buralardan, bizi terk edip gitmesin. Ev barkı bırakıp, ailesini bırakıp gitmesin. Ha üniversite zamanı gider. Ama şu an üniversite zamanı değil ki. Gitmesin. Ben de o yüzden çoluğuma çocuğuma hepsine dedim ki Sevilcanlara, Sercanlara. Ben gidene kadar benim gidişim kesin. Ben birkaç gün içinde gideceğim. Ben gidene kadar çocuklarımı bana getir. Onlar ne istiyorsa ben yapacağım. Ne istiyorsa ben yapacağım. Doğum gününü kutlayacağız işte bu akşam. Anlatacağım bu kadardı canlarım. Ben şimdi bunu bağlayayım da doğum gününü de yarın akşamkine bağlarım. Doğum gününü de yeniden bir başlatırım. Çünkü daha şeyler yapılacak. Az önce işte tavuğu mavuğu şey yaptım. Onlar yesinler diye. Dün akşamdan nohut yemeğim var. Azıcık pilav var. Biraz pilav daha yapar mıyım bilmiyorum. Sevilcan çocuğu şeye götürmeye gitmiş. Kolum da ağrıdı görüyor musun? Sevilcan çocuğu çocuk dişi şey doktora götürdü. Bizim Baran hasta olmuş, ateşlenmiş. O da evde. Ben desen böyle yüreğim yanıyor onlara. Yanıyor. Kendime şey gibi hissediyorum. Böyle hani önceden sanatçılara nasıl gidiyordum? Ayda bir kere geliyordum ya da 15 günde bir geliyordum. O şekilde. Programa gidiyor hissedeyim şu an. Öyle hissetmek istiyorum çünkü. Yoksa gerçekten acı. Uzun bir süre onlarla kalıp sonra onlardan ayrılmak. Çok acı. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı zamanı gelince söyleyeceğim. Çok acı. Ama gideceğim yer ben kesin işim için gideceğim. İşte çocuklarımı yanımda istiyorum. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışacağım. Yüreğimde acı kaldı. Acı kalıyor. Acı kalmasın diye onlar ne istiyorsa yapmaya çalışacağım. Neyse şimdi ne çektim, ne yaptımsa bilmiyorum. Elimde ne varsa onları size göndereyim de ben. Şimdi saat geç oldu. Ben hemen az çekim alarak şeylere başlayacağım. Tavuğu sosladım da. Salçalarla, baharatlarla gördünüz sosladım. Kısır şeyini koydum. Kısır yapacağım doğum günü için. Pasta, iki türlü pasta aldıydım. Sevilcan'a da sipariş verdim. Sevilcan'a dedim pastasını getir. Biz ona hediyeleri haçlık olarak vereceğiz. Çünkü o kendi, biz öyle seviyoruz. Neden? Kendi istediğini kendi alsın diye. Biz hediyesini, ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Hani gidip bir çulçabuda onun istemediği bir şeye hediye olarak almanızı hiç kimseyi tavsiye etmem. Şöyle tavsiye ederim. Tabii ki çocuk zamanında sevinir. Oyuncak alınır, sevinir. Ama bu çocuk zamanı değil şimdi. O yüzden büyük kişilere de doğum gününde ya da orta yaşlı işte genç 10 yaş o yaş çocuklar eline parayı daha çok önemsiyor çünkü parayı biliyor. Paranın değerini ne alacağını kendi bilir. Kendi seçsin, kendi alsın. O yüzden biz böyle yapacağız. Zaten babası da hediyelerini şeylerini almıştı. Çok ötebilir alındı. Daha göstermediklerimiz de var. Ona, onun ne istiyorsa o yapılıyor ona. Doğum gününde kutlarız. Daha Luna Park'a gitmek istedi. Oraya da götürdüm. Bugün yağmurlu. Oraya da götürürüz çocuğumu. Dondurma yemeğe götürürüz. Yağmur yağdı götüremedik. Neyse ben dünküyle bugünkü vlogu birleştiririm. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Bugün günlerden çarşamba. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Abone olursanız sevinirim. Videoları beğenirseniz sevinirim. Öpüyorum.